Fatih Güven bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hocam Libya ile imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasını soracağım size ve İdlib'i soracağım. Çünkü bu konuyu İsmail Özdemir'le de az önce konuştuk detaylı ama sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Libya ile yapılan bu anlaşmanın en büyük Türkiye açısından kazancı nedir? Bunu soracağım. Bir de Libya'da bizim karşı karşıya gelebileceğimiz ülkeler neler? Yani Libya ile Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmış olduğu bu mutabakatı, bu anlaşmayı hangi ülkeler destekliyor, hangi ülkeler desteklemiyor? Evet. Öncelikle Türkiye'nin bu mutabakattaki kazancını özetle şu cümlelerle ifade edebiliriz. Bir kere Türkiye Cumhuriyeti Devleti 780 bin kilometrekare kara topraklarına sahip ve bu kara topraklarının uzandığı da bir mavi vatan var. 465 bin kilometrekare. Dolayısıyla kara topraklarımız üzerinde neler kullanıyorsak, yerüstü, yeraltı tüm zenginlikleri nasıl kullanıyorsak, mavi vatanda, denizlerimizde de aynı hakları kullanmak durumundayız. Ancak Yunanistan 2000'li yılların başından itibaren Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Rum yönetimiyle birlikte bölgede çeşitli antlaşmalar yaparak denizdeki tahminen 122 trilyon küp civarında doğal gazın bulunduğuna ilişkin raporlar var. Doğu Akdeniz'den bahsediyorum. Evet, Doğu Akdeniz'den bahsediyorum. Buralardan yararlanmak için önce Mısır'la 2003'te, 2007'de de Lübnan'la, arkasından da 2010'da da İsrail'le bir anlaşma yaptı. Ve buradaki bölgeleri bu ülkelerle paylaşmaya çalıştı. Daha sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu yönlendirmesiyle bir gaz formu oluşturdular. Bu gaz formuyla birlikte bölgedeki elde edilecek doğal gazın Avrupa'ya ulaştırılmasıyla ilgili çalışmalar başladı. İşte bu çalışmalar Türkiye'nin bu konuda ciddi adımlar atmasına neden oldu. Ve bu adımlarından ilki Libya ile yapılan 27 Kasım'da yapılan mutabakat. Bu mutabakatla da bölgedeki haklarımızın korunmasıyla ilgili çok ciddi bir adım atılmıştır. Peki, dolayısıyla bu büyük bir kazanımdır. Peki bölgedeki haklarımızı başka bir ülkeyle koruyabilir miydik? Libya bir stratejik açıdan mı önemli? Aslında daha önce bu konuda bizim Mısır'la ilgili... Neden Libya diye soruyorum açıkçası. İşte tabii ona Mısır'la bu konuda bizim çalışmalarımız vardı. Ancak Mısır'da Sisi darbesiyle birlikte ilişkiler bozulmaya başlayınca Mısır'la bu konuda antlaşma yapamayınca son dönemde de Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ve Yunanistan'ın birlikte bölgeyi paylaşma faaliyetleri çerçevesinde bizim bölgede ilk etapta antlaşma yapabileceğimiz ülkelerin başında Libya geliyordu. Dolayısıyla Libya'da Türkiye'nin politikalarına uygun hareket eden bir tavır içerisindeydi. Yani Libya derken Libya'daki şu andaki meşru hükümet, Faiz'in başında bulunduğu hükümetle bu antlaşma yapıldı. Onlar da Türkiye'nin bu konudaki politikalarına olumlu bakıyordu. Bu anlamda Libya ile anlaşma gerçekleştirildi. Ama şöyle de bir açıklama yapıldı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi dışında bölgedeki diğer ülkelerle işbirliği yapmaya açık olunduğu Dışişleri Bakanlığımız tarafından açıklandı. İlerleyen süreçte bu konuda çeşitli görüşmelerin yapacağı da aşikardır. Ancak sorumuzun ikinci kısmında karşımızda kimler vardı sorusu. Yani şu an bize orada Türkiye Cumhuriyeti'nin Libya ile yapmış olduğu bu anlaşmayı, bu mutabakatı kimler destekliyor, kimler desteklemiyor? Bu da oldukça önemli. Tabii destekleyen oldukça az. Bugün Cumhurbaşkanı Tunus'a gitti. Tunus'la destek mesajını aldı. Aldı. Onun dışında Türkiye'nin doğal dostları var.
Ama onlar bu konuda bir açıklama yapmış değiller ama bu konuda Türkiye'ye yönelik dostluklarını açıklayacaklarını biliyoruz, tahmin ediyoruz. Ama asıl karşımızdakiler, karşımızda kim var? Amerika Birleşik Devletleri var. Zaten bu işin başında o, onları yönlendiren Amerika Birleşik Devletleri. Fakat farklı açıklamalar da var. Amerika'nın Kuzey Afrika komutanının Rusya'nın oradaki özel terörist unsurlarının bulunmasından dolayı rahatsız olduklarını ifade etmiştir. Bu orada bir gediktir. Ama Trump meşru olmayan hükümetin meşru olmayan Hafter'le bir telefon görüşmesi Libya yapmıştır. Evet, görüşme yapmıştır. Dolayısıyla karşımızda Amerika Birleşik Devletleri var ama bu değişmez değil. Bir, iki, karşımızda yine güçlü devletlerden Rusya var. Rusya'nın orada yaklaşık 2000'in üzerinde bir özel terörist unsuru var. Hafter'i destekleyen, ona silah desteği, eğitim desteği veren ve bizzat çatışmalara giren. Peki bu burada hocam yani ABD ve Rusya evet iki süper güç, Türkiye'nin yine karşısında başka yerlerde evet. de olduğu gibi Libya konusunda da bu şekilde ama sanki burada Libya konusunda özellikle Rusya'nın karşımızda olması ki Halife Hafter'i destekleyen siz de ifade ettiğiniz evet. çok sayıda teröristi barındırdığını evet. söylüyorsunuz. Sanki Amerika'ya göre Rusya daha mı etkin karşımızda Libya için söylüyorum sadece. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin orada Hafter'i zaten kendisi yetiştirdi. CIA'nın yetiştirmiş olduğu, onun kontrolünde olan bir kişi. Dolayısıyla onu kontrol ediyor. Ama Rusya da Akdeniz'e indikten sonra bölgede ciddi bir taban oluşturmaya başladı. Bu tabana da fiili olarak girmeye başladı. Burada fiili olarak da gücünü hissettirmeye başladı. Bu anlamda Rusya'nın orada bir gücü var, bir askeri gücü var. Onlara da sağladığı psikolojik destek var, Hafter'e sağladığı psikolojik destek var. Bu anlamda ikisinin arasındaki güç yarışmasını değerlendirdiğimizde tabii Amerika Birleşik Devletleri daha güçlü. Yani arkasında Avrupa var, diğer ülkeler var. Muhakkak. Ama Libya tabii, açısından tabii, biraz daha. Rusya'nın da burada bir gücü var. Fakat tabii bu her iki güçle de Türkiye'nin politikaları Libya'da İlhaniye'ye çatışacak anlamını taşımaz bu. Bu konuda görüşmeler sürdürülüyor. Nitekim Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili görüşeceğini söylemişti. Nitekim kısmen telefon görüşmesi de yapılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde devam edecek ama burada daha çok Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde Fransa'nın bölgede ciddi bir karışıklık oluşturma çalışmaları var. Aynı zamanda İngiltere'de bu yapılan antlaşmayı İngiltere hoş karşılamaz şeklinde bir ifadeyle ama İngiltere'yi sanki yanımıza alabilir miyiz hocam? Şimdi tabii yani, bu çünkü Johnson'la da geçtiğimiz günlerde evet. bir telefon görüşmesi oldu. Evet. Yine Libya ve Suriye meseleleri konuşuldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. Hani bize yansıyan olumsuz bir adım olmadı. Şimdi bunlar masada pay kapma meselesidir. Türkiye olan ilişkilerinde Türkiye'nin orada bölgedeki gücünü hissettirdikten sonra Türkiye'den yararlanma, Türkiye'nin gücünden yararlanma düşüncesi ortaya çıktıktan sonra oradaki tavırlarını değiştirecekleri aşikardır. Yani bu kesin. Yani şu andaki karşımızda olan gruplar tamamıyla kesin olarak yer almış değişmez gruplar değil. Ama burada taşeron olarak kullanılan devletler var, ülkeler var. İşte onlar vasıtasıyla etkilemek gerekiyor. Bu da bir süreci gerektiriyor, uzun bir süreci gerektiriyor. Evet. Mesela Suudi Arabistan var. Suudi yönetiminin ne kadar Suudi Arap halkını temsil ettiği ortada. Yani o tamamıyla Amerika'nın kontrolünde bir yönetim. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri var. Onlar da aynı şekilde Suudilerin kontrolünde hareket ediyor ve bunlar Hafter'i destekleyen güçler. Hatta bunlar Hafter'in Libya yakınlarında bu tankerlerdeki Libya petrollerini alıp uluslararası anda satmak suretiyle onlara ekonomik gelir de sağlamakta. Yani uluslararası bir suça karışmış durumdalar. Böyle bir destekleri de var, fiili destekleri de var. Arap ülkelerindeki terörist unsurların bölgeye aktarılmasında bu ülkelerin ciddi katkıları var. Tabii bunlar güce bakan ülkeler.
Amerika'nın ve Avrupa'nın vereceği talimatlara göre anında şekil değiştirebilirler. Fakat şurasını söylemek gerekir ki, burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Libya ile yapmış olduğu bu mutabakat çok ciddi bir mutabakat, çok önemli bir mutabakat. Bu jeopolitik değişimi gerçekleştirecek stratejik bir harekat. Ne değişecek? Burada, hocam ne değişecek? Evet. Şimdi vatandaşların, izleyicilerin merak ettiği bu. Çok önemli bir mutabakat evet. olduğunu söylüyorsunuz. Jeopolitik anlamda da önemli bir adımın olduğunu söylüyorsunuz, evet. ifade ediyorsunuz. Yönetmenimden de rica edeceğim. Yine Libya ile ilgili evet. haritalarımız da vardı. Onları da verebilirsek ekranlara memnuniyet duyarız. Hani ne olacak somut, somut Türkiye Cumhuriyeti açısından evet. önemi? En temel somut şu. Yunanistan Girit'de Meis'e kadar olan o çizgiyi kendi doğal deniz sınırları olarak kabul ediyor. Biz bunu gerçekleştirmemiş olsaydık şu haritada da görüldüğü tabii gibi gösterebilirsiniz nerede? Hocam. Burada, evet. Daha net Türkiye'nin sınırlarını gösteren neyse buradan. Biz bu güney sınırlarımızdan burası Antalya bölgesi. Antalya'dan Libya'ya kadar uzanan bunların şey hatları var. 29,5 bin kilometre kare. Burada bu iki hatta doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin meşru alanı olarak bu kırmızıyla gösterilen evet, yerden iki, bahsediyorsunuz iki hat, değil şu, mi? Şu evet. hat ve şu hat. Ve burada Yunanistan'ın bölgede Kıbrıs'a kadar uzanan kendi sınırları olarak, deniz sınırları olarak belirlediği alanı da kesmiş oluyoruz. Hı hı. En temel şey bu. Diğer bir husus, bizim bu denizlerimizde hareket alanımızı genişletmiş oluyoruz. Kıbrıs adası varsa onu, Kıbrıs işte biz bununla birlikte şu bölgeyi de tamamıyla ne yapmış oluyoruz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin münhasır ekonomik bölgesi olarak bununla birlikte derken Libya mutabakatı ile ilgili mi? Tabii. Bununla tabii. birlikte bize kazanımlarını anlatıyorsunuz tabii. değil mi hocam? Tabii şimdi evet. aynı zamanda biz ilk antlaşmayı Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk yönetimi ile yapmıştık. Evet. İki anlaşma yaptık bu konuda. Biri Kuzey Kıbrıs Türk yönetimi, 27 Kasım'da da Libya ile bu antlaşma yapıldı. Dolayısıyla bu haritada görmüş olduğumuz buradan böyle şu kırmızı alan dahil bu bölge tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin meşru olarak kullanabileceği bir alan haline geldi. Mutabakattan sonra. Tabii bu netleşti. Burada, mutabakattan önce nasıldı hocam? Bir burada, onu karşılaştırır şimdi, mısınız? Sınır alanlarımızı, münhasır sınırlarımızı. Mutabakattan önce aslında 2003 yılında Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Mısır'la yapmış olduğu antlaşmadan sonra bölgedeki paylaşma şeyi gündeme geldi. Ondan önce bu konuyla ilgili belirlenmiş sınırlar yoktu. Daha önce bizim antlaşma metinlerimize göre belirlenen sınırlar vardı. Bunlar doğal olarak kullanılıyordu ama bunların kayıtlara geçmesi, resmi belge haline dönüşmesi bu antlaşmadan sonra ortaya çıktı. Dolayısıyla bu anlamlı. Daha önce işte Yunanistan'ın 12 bin meselesi var, kıta sahanlığı meselesi var, Türkiye ile Yunanistan arasında çok önemli, çok ciddi meseleler. Bunlar da o meselelerin önünü kesecek bir mesele. Diğer bir bize sağladığı kazanım ise bu bölgedeki doğal gazları kullanma imkanımız ortaya çıktı. Hakkımız ve oluyor. Bu, şu anda o bölgede bizim araştırma gemilerimiz, sondaj gemilerimiz faaliyetlerini yürütüyor. Bunların korunması için de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetiminin bulunduğu alana İHA'ları, SİHA'ları da gönderdik. Buradaki yani kararlılığımızı ifade etmesi açısından belki son yıllarda işte Suriye'deki son harekatlar, Fırat Kalkanı, Zeytindal Harekatı ve Barış Harekatları da dahil olmak üzere en önemli harekat başlamadı ama harekatın en ciddi adımı atıldı, mutabakat sağlandı. Dolayısıyla bizim yani Libya mutabakatının da onlar kadar önemli tabii, ve beka sorunu olduğunu zaten söylüyorsunuz. Bunları birbirinden bağımsız düşünmek mümkün doğru, değil. Doğru. Bunlar doğrudan doğru birbiriyle bağlantılı. Zaten işin esası Basra Körfezi'nden
Akdeniz'e kadar uzanan o terör koridoru oluşturulmak istendi ama onlar kesildi. Dolayısıyla bu bölgedeki etkinlikler kırıldı. Biz burayla uğraşırken bu bölgedeki Yunanistan'ın da katkısıyla Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle birlikte bölgeyi paylaşmaya çalıştılar. Biz bunların önünü kestik. Bu çok önemli bir adımdır. Hem buradaki doğal zenginlikleri hem de deniz ticaretiyle ilgili denizlerin tüm imkanlarını kullanma açısından önümüze büyük bir imkan açıldı. Canlılar hariç dokunabiliyoruz. Tabii. Bu önemli. Peki hocam şunu sormak istiyorum şimdi. Yanlışım varsa düzeltin elbette ki. Doğu Akdeniz meselesini biz günlerdir Gün Raporu programında izleyicilerimize konuşuyoruz, anlatıyoruz sizlerle, uzman konuklarımızla. Şimdi şunu mu anlıyoruz? Doğu Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti'nin sondaj gemileri vardı ve çalışmaya devam ediyordu. Evet. Bizler dört geminin Fatih Sultan, Yavuz, Barbaros bu gemilerin burada sondaj çalışması yaptığını biliyorduk. Lakin bu mutabakatla yani Libya ile imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatıyla bu alanın biraz daha genişlediğini biliyoruz. Ve genişliği de bir yerde yazıyordu 189 bin kilometre kare olarak ifade ediliyor. Burada yazıyor hocam. Evet tamam. Şeyde kayıtlarımda da var. Evet. 189 bin kilometre kareye uzadı, büyüdü. Evet. Ve o sondaj çalışmaları şimdi daha geniş bir alanda çalışabilme ihtimali, imkanı bulabildi. Hem o imkan oluştu hem bu kayıtlara yansıdı. Artık biz bunu bundan sonra savunmak durumundayız. Resmi olarak. Tabii resmileşti. Evet. Buna karşı çıkan ülkeleri soruyordunuz. Tabii evet, sordum. Şey kalmıştı. Rusya muhabbet edebiliyoruz. Avrupa, Yunanistan kalmıştı. Bizim burada en fazla uğraşacağımız zaten Yunanistan. Ama Yunanistan'ın da arkasında Avrupa Birliği olmadan, Amerika'dan destek almadan bizimle bu konuları tartışması, bizimle bu konuda uğraşması da hem askeri hem ekonomik hem diğer psikolojik anlamda mümkün değil. Mümkün değil. Peki ABD bizim karşımızda burada. ABD Yunanistan'ın yanında olur mu? Böyle bir ihtimalle karşı karşıya tabii, kalınabilir mi? Tabii destekleyecektir ama ben daha önceki buradaki konuşmalarımda da söylemiştim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'den vazgeçmesi, Türkiye'nin jeopolitiğinden, Türkiye'nin askeri, siyasi, kültürel gücünden vazgeçmesi Amerika'nın milli çıkarları açısından mümkün değil. Dolayısıyla şu anda işte meclislerinde işte sözde soykırım konularıyla başka konularla bize baskı kurmaya çalışıyorlar ama bunun neticesi yine Türkiye'nin politikalarına uymakla geçecektir. Tabii biz de yatarak değil, bu işi çalışarak, mücadele ederek bunu elde edeceğiz. Burada bizim karşımızda sadece Yunanistan var. Yunanistan'la bu işi Türkiye çözecek. Şimdi bir şey daha var. Bu mutabakat Yunanistan'ı susturdu mu biraz da olsa hocam sizce? Çünkü Birleşmiş Milletler'e ilk şikayet eden bizi bu noktada Yunanistan olmuş hatırlayacaksınız ki. Tabii tabii. Yunanistan büyük bir kaygıya düştü. Yani şimdi bölgede yıllardır bu faaliyetleri yürütüyordu. Ama bu kapsamda bir çıkış yapılmamıştı. Bu kapsamda bir hamle yapılmamıştı. Bu hamle hani şahmat diyorlar ya tak diye. İşte burada da belki siyasi bir eksiklik var. Hani bunu da biz siyasilerle konuşuyoruz daha çok ama hani bu adım, bu Libya ile yapılan bu mutabakatın birden fazla yararını sayıyoruz. Peki neden biz bunu 2020'de yapıyoruz? 2020'nin başında yapıyoruz. Neden? Yani 2019'dayız daha ama 5 gün sonra 2020'ye geçeceğiz. Neden bu yıla kadar beklenildi? Daha önce yapılamaz mıydı aslında bu şimdi anlaşma? Daha önce 70'li yıllarda ben hatırlarım bizim Hora gemimiz Akdeniz'e açılmıştı. Yani Yunanistan'la bu konular aslında çok uzun süredir devam ediyor. Konuşuluyor. Konuşuluyor. İşte daha çok kıta sahanlığı meselesi, 12 bin meselesi bu konularla ilgili Amerika ile sürekli iddialaşıp çatışmalar oluyor. Ama bu konuda özellikle 2003'ten sonra Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum yönetiminde hareketlendirmek suretiyle bölgede yapmış olduğu antlaşmalarla birlikte. Şimdi İsrail var bu şeyin içerisinde, bu bloğun içerisinde İsrail var. İsrail 2010'dan sonra buna dahil oldu. Biliyorsunuz bizim Mavi Marmara deniz meselesi nedeniyle İsrail'le ilişkilerin gerginleşmesi nedeniyle İsrail Türkiye'ye karşı misilleme yapmak için bunlarla daha çok ilişki geliştirmeye başladı. Dolayısıyla İsrail'in de burada açıklamaları var. Bu yapılan mutabakata karşı çıktıkları şeklinde açıklamaları var ama bu ülkelerle dokular aslında uyuşmaz. Yine
yine Türkiye'nin konumu, jeopolitik durumu onların bu politikasını da etkileyecektir. Yani şu anda bizim karşımızda net kesin bir blok yok. Bu bloğu oluşturma yönünde faaliyetler var. Bu oluşturma... Net bir blok oluşmadı. Tabii var şu anda. Bunu güçlendirme, bunu Türkiye'ye karşı yaptırım uygulatma şeklinde çalışmalar var. Bunu hareketlendiren Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti de artık konuda hem uluslararası ilişkiler çerçevesinde hem bölgede etkinliğini artırmış olmasının onların üzerinde oluşturmuş olduğu etki nedeniyle Türkiye'nin bölgedeki bu hamlelerine ciddi bir karşı çıkış beklemiyorum ama sorunlar devam edecektir. Evet, yani oldukça önem arz eden bir nokta bu nokta Libya ile yapılan bu anlaşma, bu mutabakat. Konuşmaya devam ediyoruz elbette. Kim neden karşı çıkıyor artık bunları konuşacağız belki. Sayın hocamız da ifade etti. Elbette ki karşımızda iki süper güç ABD ve evet. Rusya'dan bahsediyor ama sanki Halife Hafter'i destekleyen Rusya, Rus güçler evet. daha çok Libya'da bizim karşımıza gelecek gibi duruyor ama belki 9 Ocak'a kadar gelemeyebilirler. 9 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye evet. ziyareti var. Tarihi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. O ziyaret var. Belki o ziyarette de en başlıca gündem maddesi elbette ki Libya olacaktır. Tabii Rusya neden Libya'da var olmaya çalışıyor? Bu evet. da konuşulacak bir konu. Evet. O neden Libya'yı istiyor? Libya'da beraber olmak evet. istiyor. Libya'da Türkiye'yi neden istemiyor? Çünkü Rusya'nın bir politikası var. Siz de daha iyi analiz aslında, ediyorsunuz. Her yere saldıran bir politikası tabii, var. Tabii aslında... Yüz ölçüm olarak. Tabii. Aslında bu ülkelerin burada bulunma hakları yoktur. Tabii. Çünkü meşru hükümet bunları davet etmediği sürece bölgede bulunmaları uluslararası hukuka göre suçtur. Evet. Yani tabii bunlar yasaları dinlemiyor ama bunlarla çözüm üretilemez de değildir. Peki hemen geldik. Son 4 dakikamız var hocam. Altını çizelim. İdlib'i soracağım size. Genel bir değerlendirme isteyeceğim. İdlib noktasında Rusya destekli yine rejimin burada çatışmalarının devam ettiğini biliyoruz. Daha önce de devam ediyordu ama bir araya bir boşluk girdi. Evet. Tekrar yükseldi. Yükselmesinin sebebi nedir? Oraya o rejim güçlerinin nereden geldiğini, Halep'ten geldiğini biliyoruz. Mavi otobüslerle geldiğini biliyoruz. Evet. Bu süreçleri izledik, tartıştık, konuştuk. Şimdiki durum nedir ve Türkiye burada Rusya ile ortak devriyeler de yaptı. Lakin evet. Membiç'te ABD ile yaptığı gibi burada da faydasız çıktı. Evet. Şimdi yani devriyeden iyi bir netice alamadık. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölgedeki temel politikası şu. Sınırlarımızda bir Kürt, daha doğrusu Kürt değil de onlar Kürtleri temsil ettiğini ifade ediyorlar. Kürtlükle alakaları yoktur. Hı hı. Ama Kürt olarak tanımlıyorlar kendilerini. Bir terör devleti oluşmasını engellemek. Türkiye'nin temel amacı bu. Elbette. Bir de oradaki kardeşlerimiz Kürt, Türk, Arap her neyse tüm oradaki kardeşlerimizin can güvenliklerini sağlama. Türkiye'nin temel şeyi bu. Türkiye bu amaçla bölgede müdahil. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki amacı orada petrolü, Deir Zor bölgesindeki petrole sahip olma ve İsrail, Büyük İsrail projesine katkı sağlamak. Rusya ise rejimin çağrılarıyla bölgeye geldi, bölgeye de bulunmakta ama niye geldi? Rusya'nın işte Orta Artus bölgesinde, Güney Sinan'da şeyleri var, üsleri var. Hem üslerini genişletmek, imkanlarını genişletmek hem bölgedeki hakimiyetini güçlendirmek. İran var. İran'ı da bölgeden uzaklaştırma noktasında el altından hem kim yapıyor bunu? Bunu Amerika ile Rusya birlikte yapıyor el altından. İran'ı uzaklaştırmaya çalışıyor. Ama bir Astana süreci var. İran, Türkiye işte, ve Rusya'nın katılımıyla. Bu süreçlerin işlemediğini görüyoruz. Biz en son Barış Pınarı hareketinden sonra 9 Ekim'deki hareketten başlayan, sonra 16'da başlayan evet, hareket. 22'ye kadar devam etti. Daha sonra da Rusya ile bu konuda mutabakat sağladık. Mutabakata göre oradaki teröristleri Rusya çekecekti. Birlikte kontroller yapıldı ama geldiğimiz noktada bakıyoruz ki orada teröristler halen duruyor ve eylemlerine devam ediyor. Demek ki perde gerisinde bir şey var. Şimdi burada asıl hedef şu. Hocam şöyle yapalım. Bitirmeyeceğim. 5 dakika daha devam edeceğim sizinle. 5 dakika daha devam etmekte fayda var. Diğer konumu hemen anons edeyim. Zamanı geldi ama 5 dakika röterli gireceğiz. Dijital Bağımlılıkta Mücadele Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Tuncay Dilci birazdan bizlerle birlikte olacak. İdlib'de asıl istenen dedik, virgül koyduk. Evet. Önemli bir soru, önemli bir yer. Evet.
Birazdan devam edeceğiz Fatih Belik Güven'le. Evet. 21-25 Aralık tarihleri arasında fabrika fırsat günlerine özel %50'ye varan indirim Moda Life'da. Moda Life mutluluk verir. Messi, Benzema, Hazard, De Jong bıraktı, nefis pastan. Suarez. Muazzam bir gol Luis Suarez. Bu sadece futbol değil. Bu La Liga. La Liga 3 yıl boyunca sadece DenSmart ve DenSmart.co'da. Ekonomik ve sosyal hayatı ilgilendiren birçok düzenleme, genel sağlık sigortası, asgari ücret, asgari geçim indirimi ve sosyal güvenlik kurumundaki tüm gelişmeler. Özgür Kaya'nın sunumu ve Mustafa Çağlayan'ın eşliğinde bütün soru ve sorularınıza yanıt buluyor. Çalışma Hayatı her çarşamba Bingütürk TV'de. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Veli Fatih Güven'le birlikteyiz. İdlib'i konuşuyorduk. İdlib'de asıl istenilen olay nedir? Rusya ve ABD birlikte olup burada aslında gizliden birlikte olup buradan İran'ı uzaklaştırmaya çalışıyor. Ve Rusya'nın Türkiye ile burada ortak devriyeleri vardı geçmişte. Bu devriyeler hiçbir şekilde olumlu bir sonuç vermedi. Astana süreci vardı. Türkiye, İran, Rusya. Bunu da olumlu bir Soçi vardı. Astana vardı. Ankara görüşmeleri var. Ankara görüşmeleri var. Bunların olumlu bir sonucu. Göremezken çatışmaların bir kez daha yoğunlaştığını gördük ve şimdi oradan 150 bin göç mü alacağız diye korku saldı. Evet. En önemli şimdi, sebep dedik hocam. 4 dakikamız var. Şimdi 2011'de Suriye'de olaylar başladıktan sonra rejim yönetimi elindeki Şam'ın bir kısmı dahil büyük bölümünü kaybetti. Hı hı. 2015'te Rusya devreye girdi. Rusya devreye girdikten sonra bu durum değişmeye başladı. Ve bu süreçte bizim de daha önceki bulunduğumuz taraftan Rusya, İran'la birlikte Astana mutabakatı, Soçi süreci ve Ankara'da görüşmeler yapıldı. Suriye'nin birliğinin bütünlüğünün sağlanması, orada barışın sağlanması ve terör kurdularının oluşturulmaması noktasında. Bunlara evet dediler. Ve iş şeye geldi. En sonunda İdlib'de bir güvenli bölge oluşturuldu. Rejim baskılarından kaçan o masum insanların bulunduğu yaklaşık 3-3,5 milyon civarında. Tabii orada terör örgütleri de var ama çoğunluğu masum rejim karşıtı insanların oluşturduğu bir bölge. İdlib'deki yaşayanlardan, İdlib'den bölgesi. Bahsediyoruz. İdlib efendim. Stratejik açıdan da çok önemli. Bizim hemen Hatay demek diyoruz. Evet, biz İdlib demek Hatay demek diyoruz. Evet, o anlamda o bölgede barışın sağlanarak oradaki insanların mevcut sürece kendi demokratik haklarını kullanarak katılımıyla ilgili görüşmeler yapıldı. 12'de gözlem noktamız var. Tabii, İdlib'de Türkiye'nin, onu da söylemekte evet, fayda olacak. Şeyin de Rusya'nın da var gözlem Rusya'nın noktası gözlem var. Noktada, evet, ama tabii. Daha çok bizim gözlem noktamız var. O gözlem noktalarımızın bir kısmı şu anda sınırlar içerisinde kaldı. Dolayısıyla burada Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen Rusya rejime destek vermekte, rejim hedef olarak da tamamıyla orayı kendi kontrolünün altına almak istemektedir. Kendi istekleri doğrultusunda. İşte burada bir çatışma ortaya çıkmakta. Daha önce başlamış sürecin olumsuz şekilde değişmesini tetikleyecek bir süreç var şu anda. Eğer bu süreç Rusya ile Türkiye arasında yapılan görüşmelerde olumlu bir noktaya evrilmezse bu süreç Libya'daki süreci de etkiler. Bölgedeki süreci de etkiler. Dolayısıyla burada şu anda Rusya'da bizim heyetimiz halen görüşmeler içerisinde hem oraya görüşüyor. Ve dolayısıyla burada olumlu bir adım atıldığı takdirde bizim hem İdlib'de bir olumlu noktaya ulaşma şeyimiz var. Hem de Libya'da Rusya ile olan karşı tarafta olan durumlarımızı, duruşlarımızı olumlu şekle evirme şeyi var.
ihtimali var. Hı hı. Dolayısıyla Libya şeyde İdlib konusu son derece önemli. Türkiye bunun üzerinde ciddi çalışmalarını sürdürüyor. Son cümlelerim son cümlelerim şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Libya ile yapmış olduğu mutabakat ve askeri işbirliği mutabakatı son dönemin en önemli stratejik hamlelerinden birisi. Libya için mi söylüyorsunuz? Libya için söylüyorum. Tamam. Evet. İdlib'de kaldık en son. Bağlantılı olarak. Evet. Bağlıyorsunuz. Çok önemli. Burada bizim Akdeniz'deki tabii haklarımızı, bizim meşru haklarımızı koruma noktasında resmi bir sürece ulaşıldı. Tabii bunun mücadele aşaması var. Türkiye bu noktadan sonra kararlı bir şekilde bu mücadeleyi yürütecektir. Ve bu noktada şunu da söylemek lazım. Hem Suriye'nin kuzeyi hem Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de olan hadiseler, Libya'da olan hadiseler hepsi aslında birbirinden bağımsız değil. Birbirini etkileyen problemler. Dolayısıyla bunu bir bütün olarak ele alıp mücadele etmek gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin karşısındaki, Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısında olanlar güvenli bölgede de karşımızda. Suriye'nin kuzeyinde de karşımızda. Evet. Doğu Akdeniz'de de karşımızda. Evet. Libya'da da karşımızda. Ege'de de karşımızda. Evet. Yani aynı kişiler. İfade ettiğiniz gibi hepsi birbirleriyle bağlantılı. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli yorumlarınız için. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Veli Fatih Güven bizlerle birlikte oldu. Birazdan Profesör Doktor Tuncay Dilci olacak ama onun öncesinde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül İnsan Hakları Konferansı'nda konuştu. Önemli mesajları vardı. Dinleyelim efendim.